Merhabalar efendim, ben Nurgül, Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sadece iki malzemeden harika bir atıştırmalık tarifiyle geldim arkadaşlar sizlere. Eğer çikolata seviyorsanız bu atıştırmalıkla o isteğinizi giderebilirsiniz arkadaşlar ve oldukça da bereketli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet, yaklaşık 300 gram kadar bitter çikolata kullandım arkadaşlar ben. Siz bu çikolatanın yarısını kullanabilirsiniz. Çünkü bu çikolatanın yarısını da bulgur, çıtır bulgur da kullandım. O tarifimde bir göz atın derim. Evet, 300 gram bitter çikolata ve 1 yemek kaşık Hindistan cevizi yağı kullandım. Hepsini bu şekilde kabıma koydum ve tavaya su koyarak üstteki çikolataları benmari usulü erittim. Evet. Mısır gevreğimiz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve yağlı kağıt lazım kullanmamız için. Daha sonrasında üzerine kurabiyelerimizi koyacağız. Evet, eritmiş olduğumuz çikolatamıza şimdi bir tas dolusu mısır gevreğini ilave ediyoruz. Ve her yerine gelecek şekilde karıştırıyoruz. Evet, mısır gevreklerimizin her yerine gelecek şekilde güzelce çikolatayı yediriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunun içerisine dilerseniz üzüm, badem, kırıntıları, ceviz atabilirsiniz. Daha da bir zenginleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sade kullanmayı tercih ettim. Dediğim gibi sizler daha farklı kuru yemişleri katarak lezzetlendirebilirsiniz. Bir tatlı kaşık dolusu yağlı kağıdın üzerine boşluk bırakarak dizelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çıtır kurabiyelerimizi, mısır gevrekli çikolatalı kurabiyelerimizi donmaya bırakacağız. Çikolatalar donana kadar bu şekilde bekleteceğiz. Evet. Eğer daha çabuk donmasını isterseniz tepsinin üzerine yağlı kağıdı alıp buzdolabına kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Daha çabuk donacaktır çikolatalar 1-2 saat içerisinde. Evet, bu şekilde bulgurdan da yaptım arkadaşlar. Bulguru kavurarak İnanılmaz lezzetli ve çıtır çıtır bir atıştırmalık oldu. O tarifimi de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi çikolatalar donduktan sonraki hali gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar marketlerde satılıyor biliyorsunuz. Evde kendimiz bu şekilde yapabiliriz. Çocuklar çok seviyor. Çocukların sevdiği atıştırmalık. Artık servis tepsimi alabilirim. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Sadece iki malzemeden gördüğünüz gibi harika bir atıştırmalık elde ettik. Sizlere de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Evet, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar da bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Paylaşacağım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Emeğime destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.